Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması. Ben Bilirim'le karşınızdayız. Ben Alper Ateş. Yine 4 misafirimiz stüdyomuzda. Yine keyifli sorularımız var. Bize eşlik ederseniz memnun oluruz. Her akşam olduğu gibi Ben Bilirim başvuru videolarıyla başlıyor. Ben Elif Dener, 31 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bir teknoloji firmasında yazılım destek mühendisi olarak çalışıyorum. Yarışmayı izlerken çok keyif alıyordum. Katılarak kendimi denemek istedim. Umarım güzel bir anı olacak benim için. Görüşmek dileğiyle. Merhabalar, ismim Berkay. Özel bir bankada portföy mühendisi olarak görev yapıyorum. Güzel vakit geçirmek için başvurdum yarışmamıza. Öyle olacağından da eminim. Size başarılar diliyorum. Merhabalar, Tayfun Bayraktar ben. 1972 İstanbul doğumluyum. İstanbul'da ikamet ediyorum. Gayrimenkul danışmanıyım. Yarışmanıza katılmak istememin sebebi yeni insanlar tanımak ve bu insanlarla hayatıma yeni hatıralar bırakabilmek. Teşekkür ederim. Merhaba, ismim Tülin Karcı Cerrah. 45 yaşındayım. Türkçe öğretmeniyim. Evliyim. İki çocuğum var. Herkese başarılar diliyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, 4 misafirimiz stüdyomuzda gayet güzel başvuru videolarını göndermişler. Az önce güzel de bir prova aldık. Artık onlarla sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Bu akşam da ilk iki masamızda hanımlar, 3 ve 4'te beyler var. 1 numaralı masamızda Elif Hanım'la yarışacağız. 2 numarada Tülin Hanım, 3 numarada Tayfun Bey ve 4 numarada da Berkay Bey var. Tekrar ayaklarınıza sağlık, teşekkür ederim efendim. 1 numaraya dönüyoruz, Elif Hanım'la başlıyoruz. Hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk Alper Bey. Elif Dener ben, 31 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Bir teknoloji firmasında yazılım destek mühendisi olarak çalışıyorum. Herkese başarılar dilerim. Ben de size başarılar dilerim Elif Hanım. Teşekkür ederim, sağ olun. Az önce yayın öncesi o antrenmanımızda herkes puanını aldı, güzel yarıştık. Bakalım asıl yarış nasıl geçecek? Denk bir ekip gözüküyor. Bir yandan da birbiriyle güzel uyum sağlamış ekibimiz var yine. Sıkça Ben Bilirim stüdyosunda yaşadığımız gibi. Umarım bu akşam sizin adınıza da güzel olur Elif Hanım. İnşallah. Var mı özellikle şu kategorilerde sıkıntı yaşıyorum dediğiniz kategoriler ya da iyiyim dediğiniz kategoriler? Yani sporda muhtemelen problem yaşarım. Onun dışında bilemiyorum. Bakacağız. Bakayım ilk turda spor var mıymış? İlk turumuzda futbol sorumuz var. Bakalım kime gelecek? Bakalım. Elif Hanım başarılar dilerim efendim. Bu çok akşam Ben Bilirim'de. Ve 2 numaraya Tülin Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz Tülin Hanım. Hoş bulduk Alper Bey. İsmim Tülin Karcı Cerrah. 45 yaşındayım. 22 yıllık öğretmenim. Kamuda çalışıyorum Türkçe öğretmeni olarak. Yarışmaya kızım istediği için katıldım. Ona sevgilerimi gönderiyorum buradan. Başarılar diliyorum hepimize. İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederiz Tülin Hanım. Özellikle aile içinden motivasyon ya da yönlendirme olduğunda misafirlerimiz biraz daha kendilerine güveniyorlar. Biraz daha kızım arkamda, eşim arkamda şeklinde veya anne arkada, baba arkada şeklinde. Var mı özel sizi motive ederken ya da yönlendirirken söylediği bir şey? Yok, herhangi farklı bir şey yok. Özellikle evdeki katılmamı gibi ol yeter. İstedi. Aynen aynen ama burası farklı bir ortammış. Heyecanlıyım. Yeneriz birazdan Tülin Hanım. İnşallah. Açılışı yaptıktan sonra devamı gelir. İnşallah. Başarılar dilerim efendim. Sağ bu olun, akşam hepinize. Ben Bilirim'de. Ve 3 numaraya Tayfun Bey'e dönüyoruz. Hoş geldiniz Tayfun Bey. Hoş gördük. Teşekkür ederim. İsmim Tayfun Bayraktar. 1972 İstanbul doğumluyum. Gayrimenkul sektöründe hizmet veriyorum. Bir kızım var. Yarışmaya onunla beraber geldim. Şu anda kuliste. Kuliste evet. Heyecanla evet, sizi bekliyor. Heyecan. Şu anda ben de heyecanlıyım. Ama adrenalin her zaman iyidir. Keyifli olsun. Hepimiz için eğlenceli olsun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Tayfun Bey. Bu akşam başarılar dilerim efendim. Sağ size olun. Ve 4 numaraya Berkay Bey'e geçiyoruz. Hoş geldiniz Berkay Bey. Hoş bulduk Alper Bey. Çok teşekkürler. İsmim Berkay. 31 yaşındayım. Özel bir bankada portföy yöneticisi olarak görev yapıyorum. Güzel vakit geçirmek için buradayız. Çok da sıcak bir ortam var. Hem siz hem yarışmacı arkadaşlar, abilerim, ablalarım çok sağ olsunlar. Çok güzel bir sinerji yarattık içeride. Bu da devam edecek diye düşünüyorum. Herkese başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim. Umarım o sinerji son sorulara kadar devam eder. O heyecanı son ana kadar birlikte yaşarız. Berkay Bey başarılar efendim. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, 4 misafirimizi tanıdık. Artık sorularımıza başlama vakti. İlk sorumuz için, ilk harfimiz için Elif Hanım'a dönüyoruz. Buyursunlar harf tablosu. E harfi. E harfi. Elif'in E'si. Açılış sorumuz 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor.
bir yerde yerleşik olarak yaşamak, oturmaktır. Süremiz başladı. İkamet. İkamet. Bu akşamın ilk puanı Elif Hanım'ın hanesine yazılır mı? Görelim. Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun Elif Hanım. Teşekkür darısı ederim. Diğer misafirlerimizin başına. Şimdi Tülin Hanım seçiyor. Nide'nin neyse. Nide'mizden 70 puan kazanabiliriz. Genel kültürden gelecek Tülin Hanım için. Ucu yukarı doğru sivrilen geleneksel tahta terlikleri ve ayakkabılarıyla bilinen ülkedir. Süremiz başladı. İspanya. İspanya. Bu cevapla da Tülin Hanım açılış yapar mı? Hayır dediler. Buyurun Berkay Bey. Tanzanya. Tanzanya. Bu kez oldu mu? Yine hayır dediler Tayfun Bey. Hollanda. Hollanda. Tayfun Bey de 70 puan kazanır mı? Kutlarız. Evet, İspanya ile başladık, Hollanda ile puanı aldık. Hayırlı olsun Tayfun Bey size teşekkür de. Ederim. Aradığımız cevabımızın görseli de ekrandaydı. Üçüncü harfi seçme vakti, Tayfun Bey seçiyor. Kıymetli eşim Meryem'in M'si. Meryem Hanım'a saygılar, 40 puan kazanabiliriz. Denizcilikten alıyoruz sorumuzu. Geminin yük koymaya ayrılmış yeridir. Süremiz başladı. Ambar. Ambar. Görelim. Tebrikler. Ve Berkay Bey ben bilirimdeki ilk harfini seçiyor. Hatay neyse. Hatay. 50 puan da Hatay'da var. Bir anlam bilgisi sorusunu daha alıyoruz efendim. Kısaca, özetle anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kısaca, özetle. Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Bir kutu daha. Buyurun Berkay Bey. Varsa alırım. Yok. Gelmedi. Bir kutu daha. 20 puana düştük Elif Hanım, buyurun. Hülasa. Hülasa. Oldu mu? Tebrikler. Evet, puanı aldı Elif Hanım. Şimdi de harfi seçiyor. Fatih'in F'si. Fatih 40 puan kazandırabilir. Tarihi yapılardan alacağız efendim sorumuzu. 1889 yılında yapılan 330 metre yüksekliğindeki yılda yaklaşık 7 milyon ziyaretçisi olan yapıdır. Nokta nokta kulesi. Süremiz başladı. Eyfel. Eyfel Kulesi. Bu cevabıyla Elif Hanım, Tayfun Bey ile puanları eşitler mi görelim. Tebrikler. 110, 110 oldu tablo. Şimdi Tülin Hanım seçecek. Ali'nin ağası. Ali'nin ağası 30 puan. Anlam bilgisinden geliyor. Yapı kurma manasındaki kelimedir. Süremiz başladı. İnşa. İnşa. Öğretmenimiz Tülin Hanım, ben bilirimdeki hoş geldin puanını kazanır mı? Görelim. Tebrikler. Size de hayırlı olsun Tülin Hanım. Teşekkür ediyorum. Efendim, şimdi Tayfun Bey seçiyor. Giresun G. Giresun'un G'si 60 puan, kategorisi benzetmeler, sorumuz ekranda. Bir konuya çok hakim olmayı ifade eden benzetmedir. Nokta 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 bilmek. Süremiz başladı.
gelmedi. Buyurun Tülin Hanım. Adı gibi bilmek. Adı gibi bilmek. O konuya çok hakim olmak. Oldu mu? Tebrikler. Güzel. Şimdi Berkay Bey seçiyor harfini. İlk turumuzun 8. sorusu efendim. Iğdır'ın ısı. Iğdır 50 puan. Kategorisi eş anlamlı kelimeler. Soru şöyle. Mutabakat sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen Berkay Bey'in butonu şu an aktif. Buyurun Berkay Bey. Uzlaşı. Uzlaşı. Ve 3 misafirimiz puan almıştı. Berkay Bey de bu soruyla açılış yapar mı? Görelim. Tebrikler. Evet, güzel başladık. 8 soruyu geride bıraktık. Puan tablomuza dönecek olursak Tayfun Bey ve Elif Hanım 110'ar puan topladılar şu ana kadar. Tülin Hanım 90 puana ulaştı. Berkay Bey de az önce 50 puanı aldı. Açılışı yaptı. Hayırlı olsun Berkay Bey. Teşekkürler. Şimdi Elif Hanım'dayız. Buyursunlar. D harfi. D harfi 70 puan. Kategorisi oyuncular. Sorumuz geliyor. Aşk-ı Memnu, Kara Sevda, Müslüm gibi yapımlarda rol almış oyuncudur. Zerrin nokta nokta. Süremiz başladı. Tekindor. Zerrin Tekindor. Görelim. Kutlarız. Evet. Elif Hanım'a puan kazandıran oyuncumuz Zerrin Tekindor da ekranımıza geldi. Şimdi sıradaki sorumuz için Tülin Hanım'dayız. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu 70 puan kazandırabilir. Bitkilerden gelecek Tülin Hanım sizin için. Gün gülü olarak da bilinen, yazın kırlarda özellikle ekin tarlalarında yetişen kırmızı bitkidir. Süremiz başladı. Gelincik. Gelincik. Doğru mu? Tebrikler. Evet, Tülin Hanım 160 puanı gördü ve puan kazandıran gelincik ekrandaydı. Hızlı ısındık sanki Tülin Hanım. O baştaki... Çok heyecanlıyım ama kalbim böyle atıyor. Baştaki o çekinceler bence yerini artık biraz daha rahatlamaya ve puana bırakmaya başladı. İnşallah hayırlısı olsun. İyiyiz, iyiyiz. Nazar değmesin efendim. Sağ olun. Ve Tayfun Bey'deyiz. Harf tablosuna gidiyoruz. Rize. Rize 50 puan, kategorisi enstrümanlar. Soru şöyle. Orkestralarda yer alan vurmalı çalgılar takımıdır. Süremiz başladı. Bateri. Bateri. Görelim. Tebrikler. Harflerimiz Berkay Bey için geliyor. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ımızda da 60 puanımız var. Bu kez taşıtlardan alacağız Berkay Bey. Soru şöyle. Taşıtlarda seyahat sırasında yolu iyi görmek amaçlı bulunan temizlik sıvısıdır. Süremiz başladı. Cam suyu. Cam suyu. Görelim. Kutlarız. Böylece ilk turumuzun yarısını geride bıraktık. Berkay Bey, size göre nasıl başlangıcı kıyaslayacak olursak şu anki durum? Ya biraz daha açılıyor gibiyim. Açılıyorsunuz açıkçası. İnsan açıldığını içindeyken fark etmiyor. En iyi ben görüyorum buradan. Herkeste bir açılma var, nazar değmesin. Çünkü antrenman yaparken acaba başımıza ne gelecek çekincesi vardı. Sonra orada puan aldığımızı gördük. Devamında tanıştık, stüdyoya adapte olduk. Sonra gerçekten de yarışta puan aldığımızı gördük. Bence şu an herkes rahat, nazar değmesin. Efendim şimdi Elif Hanım seçecek bir harf daha. Y harfi. Y harfi 50 puan. Kategorisi genel kültür. Soru şöyle. Çocuk dilinde dünyanın uydusudur. Süremiz başladı.
Ay baba. Ay baba. Ay babamı aradığımız cevap. Hayır dediler Tayfun Bey. Ay dede. Ay dede. Ya evet. Babayla alamadık. Dedeyle alır mıyız? Ay dede görelim. Tebrikler. Zaten söyledikten sonra Elif Hanım da bir pişmanlık yaşadı. Aynen baba çıktı ağzımdan böyle sonra dedim ki neyse. Sağlık hayırlısı. Olsun böyle minik paslaşmalar olacak. Bu arada şu hatırlatmayı yapmak isterim. Eğer 10 saniye içinde cevabı değiştirmek isterse misafirimiz değiştirebiliyor. Şimdi yola devam edeceğiz. Sorumuzun sahibi Tülin Hanım. Üzümün üsü. Üzümün üsü 70 puan genel kültürden geliyor Tülin Hanım için. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren birliklerin genel adıdır. Süremiz başladı. Mülkiyet. Mülkiyet. Oldu mu? Hayır dediler. Sorumuza da mülkiyet geçiyordu. Berkay Bey. Zürriyet. Zürriyet. Bu kez oldu mu? Ona da hayır dediler. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren birliklerin genel adı. Evlilik nokta nokta gibi. Buyurun Merkay Bey. Müessese. Müessese. Bu kez kazanır mıyız o 70 puanı görelim. Tebrikler. Evet Berkay Bey de Elif Hanım'la puanları eşitledi. 180'e 180 oldu tablomuz efendim. Sırada soru seçmemiz var. Tayfun Bey ile harflere gidiyoruz. Tayfun'un T'si olsun. Tayfun'un T'si 30 puan. Kategorisi kurgusal karakterler geliyor efendim. Superman karakterinin gazeteci olarak bilinen adıdır. Clark nokta nokta. Süremiz başladı. Kent. Clark Kent. Liderlik koltuğundaki misafirimiz Tayfun Bey 30 puan daha kazanır mı? Tebrikler. Ve Berkay Bey'deyiz efendim. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ımızda da 60 puanımız varmış. Anlam bilgisinden geliyor. Bir olay veya taraf karşısında güçsüz kalmaktır. Süremiz başladı. Eziklik. Eziklik. Oldu mu? Ezikliğe hayır dediler. Başka ne olabilir? Buyurun Tülin Hanım. Acizlik. Acizlik. Görelim. Kutlarız. İlk turumuzda kaldı 8 soru. Tablo şöyle. Tayfun Bey 240. Tülin Hanım 220. Berkay Bey 180. Elif Hanım 180. Son 8'e Elif Hanım'ın seçeceği harfle başladık. Ç harfi. Ç harfi 60 puan. Kategorisi mecaz. Sorusuysa şöyle sorulmuş. Mecazen yerli yersiz, aşırı, gelişi güzel gibi manaları olan kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. 60 puanlık sorumuzun cevabını ben bilirim diyen var mı? Mecazen yerli yersiz aşırı gelişi güzel. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Yerli yersiz hareket, aşırı hareket. Aşırıya kaçan hareket ne olabilir? Oradaki kelimemiz, mecazi ifademiz. Bir kutu daha açıyoruz ve puanımız 40'a düştü. Berkay Bey buyurun. Varsa alırım. Yok, gelmedi. Kutularımızdan bir tanesi daha açılıyor. 30 puan. Son
10 saniyeye giriyoruz. Bir kutu daha. 5 saniye Tayfun Bey, buyurun. Ölçüsüz. Ölçüsüz. O son dönen harf herkesi hareketlendirdi. Tayfun Bey 20 puan kazanır mı? Tebrikler. Evet, şu ana kadar galiba en çok uğraştığımız soru oldu. En fazla vaktimizi alan soru oldu. Puanlar da Tayfun Bey'e gitti. Tebrikler tekrar efendim. Teşekkür ederim. Şimdi sorunun sahibi Tülin Hanım. Şile'nin şeysi. Şile'nin şeysi 50 puan. Kimyadan alacağız bu kez sorumuzu. Atom numarası 82, simgesi Pb olan elementtir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Tayfun Bey. Kurşun. Kurşun. Aynı mıydı Tülin Hanım? Evet. Tülin Hanım da tam süreyi doldurunca bir butona gitti. Kurşun görelim. Tebrikler. Evet, bu son sorularda bir son saniye pişmanlığı yaşamaya başladık. Tülin Hanım'dan sekti, Tayfun Bey'e gitti. Şimdi Tayfun Bey seçiyor. Ordu diyelim. Ordu 40 puan. Kategorisi fotoğrafçılık. Soru şöyle. Fotoğrafçılıkta özellikle geçmişte yaygın olan karanlık odada yapılan işlemdir. Süremiz başladı. Banyo. Banyo. Oldu mu? Tebrikler. İlk turda kaldı 5. Berkay Bey'deyiz. Samsun'un sesi. Samsun 40 puan. Kategorisi edebiyat olacak ve ekranda efendim. Edebiyatta çok anlamlı bir kelimeye farklı anlam yükleyerek birkaç yerde kullanmaktır. Süremiz başladı. Eş ses. Eş ses. Görelim. Hayır dediler. Aradığımız cevap eş ses değilmiş. Başka ne olabilir? Çok anlamlı bir kelimeye farklı anlam yükleyerek birkaç yerde kullanmak Berkay Bey. Cinas. Cinas. İkinci denemede 40 puan kazanır mı Berkay Bey? Kutlarız. Böylece ikincilik koltuğunda eşitlik var. Tülin Hanım 220, Berkay Bey 220. İlk turda kaldı son 4. Buyursunlar Elif Hanım. U harfi. U harfi 50 puan. Kategorisi, açılışta sormuştum, demişim ki ya var mı sıkıntılı bir kategori? Ben spor yok bende dedi Elif Çok Hanım. Çok şanslıyımdır. Ve o zamanlar dedik bir futbol kategorisi sorusu var ve Elif Hanım onu özenle seçti. U harfi futbol 50 puan değerinde. Soru şöyle. 2013'te kaybettiğimiz Fenerbahçe ile özdeşleşmiş milli futbolcudur. Nokta nokta Yula. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Berkay Bey. Selçuk. Selçuk Yula. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, Fenerbahçe ile özdeşleşen büyük sporculardan, futbolculardan Selçuk Yula'yı da bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz efendim. İlk turumuzda son 3 harfimiz Tülin Hanım'dayız. İzmir'in iyisi. İzmir'imizde 40 puanımız ve yiyeceklerden bir sorumuz var. Geliyor. Kıyılmış etin baharatla yoğurulduktan sonra doldurulmasıyla hazırlanan bir yiyecektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kıyılmış etin baharatlarla yoğurulduktan sonra doldurulmasıyla Tülin Hanım. Nazik. Nazik. Oldu mu? Nazik değilmiş. Bence zor düşünmeyin, daha kolay düşünün.
ne olabilir aradığımız cevap. Bir kutu açıyoruz. 30 puan, 3 harf. Bir kutu daha. 20 puan Berkay Bey. Sosis. Sosis. Ah diyor Tülin Hanım. Sosis oldu mu? Tebrikler. Evet, biz çok fazla kebap vesaire o et ürünlerinden sorduğumuz için Tülin Hanım'ın aklı acaba dedi Anadolu'da direkt öyle yemekleri şey. İnsanın aklı gidiyor evet, aynen öyle. Ali Nazi'yi oraya oturtmaya çalıştı birazcık kırpıp Tülin Hanım. Şansımı denedim. Olsun, sağlık olsun diyelim. Bazen böyle denemeler çok randımanlı olabiliyor. Bu kez de Berkay Bey'e gitti puanımız, tebrikler efendim. Teşekkürler. Kaldı elimizde artık ilk turda son iki. Tayfun Bey sizdeyiz. Zonguldak diyelim. Zonguldak diyelim. 30 puan kazanabiliriz. Sorumuzun kategorisi din kültürüymüş. Geliyor. Dini açıdan yapılmasında sakınca olmayan anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Caiz. Caiz. Görelim. Kutlarız. Ve Berkay Bey'e kalan harfimizle ilk turu tamamlıyoruz. Özgür'ün Ö'sü. Özgür'ün Ö'sü kalmıştı. Genel kültürden gelecek Berkay Bey için. Halk arasında bıyığı sakalı çıkmayan kimselere verilen addır. Süremiz başladı. Köse. Köse. Görelim. Tebrikler. Efendim, dört misafirimizin ısınma turunda ilk turda güzel bir performans izledik ve puan tablosuna şöyle yansımış. Tayfun Bey 380'le liderimiz, Berkay Bey 320 ile ikincilik koltuğunda, Filin Hanım 220 puan topladı, Elif Hanım da 180 puan topladı. Herkes ısındığına göre artık yüksek puanlı sorularımıza geçebiliriz. Finalistimizi belirleyeceğiz. İki finalistimiz kimler olacak onu görmek için ikinci turdayız efendim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, ikinci turumuzun ilk harfini Elif Hanım'la birlikte seçerek başlıyoruz. Kars'ın K'si. Kars'ın K'si 100 puan kazandırabilir. İlk sorumuz dil bilgisinden geliyor. Dil bilgisinde O, Ö, U, Ü seslerine verilen genel isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Tülin Hanım. Yuvarlak ünlü. Yuvarlak ünlü. Türkçe öğretmenimiz Tülin Hanım 100 puan kazanarak ikinci turumuza başlar mı? Tebrikler. Berkay Bey ile puanları eşitledi. Liderlik koltuğuyla arasındaki farkı da 60 puana kadar düşürdü. Tülin Hanım tebrikler. Şimdi harfini seçecek Tülin Hanım. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'mizden 100 puan kazanabiliriz. Bir de anlam bilgisi sorusu var, geliyor. İnsanın kendisi, çevresi veya bir konuyla ilgili tanıma, anlama şuuruna ulaşmasıdır. Süremiz başladı. Bilinçlenme. Bilinçlenme. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Tayfun Bey. Bilinçlenmek. Bilinçlenmek. Tülin Hanım bir harf eksik mi saydı acaba? Görelim. Tebrikler. İlk turumuzu liderlik koltuğunda tamamlayan Tayfun Bey de böylece 480'e ulaştı. Tebrik ederim. Şimdi harfimizi seçiyoruz. Kardeşim Banu'nun B'si. Banu Hanım'ın B'si. 80 puan kazanabiliriz. Deyimlerden alacağız Tayfun Bey. Ekranda efendim sorusu. Alay etmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Kafa bulmak. Kafa bulmak.
Doğru mu? Kutlarız. Dördüncü harfimiz için Berkay Bey'e dönüyoruz. Eşim Ecem'in E'si diyorum. Ecem Hanım'a da saygılar. 130 puan kazanabiliriz. Bu kez müzikten gelecek Berkay Bey sizin için. Turgut Uyar'ın bir şiiriyle aynı ada sahip olan, solistliğini oyuncu Bartu Küçük Çağlayan'ın yaptığı müzik grubudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Elif Hanım. Büyük Ev Abluka'da. Büyük Ev Abluka'da. Acaba rakipler basacak mı diye büyük bir özenle gitti butona. Elif Hanım 130 puan kazanır mı? Kutlarız. Bu cevabın ardından 300 puanın altında misafirimiz kalmadı. Elif Hanım'ı bir kez daha tebrik ediyoruz ve Elif Hanım'la seçiyoruz. G harfi. G harfi Gaziantep 110 puan kazandırabilir. Tarihi alanlardan geliyor efendim. Çanakkale'nin simgelerinden olan meşhur dizelerdir. Dur yolcu, nokta 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 nokta, bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Süremiz başladı. Tanımadan geçip. Dur yolcu, tanımadan geçip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Doğru mu? Hayır dediler Tayfun Bey. Bilmeden geçip. Bilmeden geçip bastığın bu toprak. Bu kez oldu mu görelim. Hayır dediler. Buyurun Berkay Bey. Varsa alırım. Gelmedi. Buyurun Tülin Hanım. Varsa alırım. Gelmedi. Buyurun Berkay Bey. Sevmeden geçip. Sevmeden geçip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir mi? Aradığımız cevap. Ona da hayır dediler Tayfun Bey. Durmadan geçip. Durmadan geçip. Doğru mu? Hayır dediler. Buyurun Elif Hanım. Bilmeden geçip. Dur yolcu, bilmeden geçip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Oldu mu? Hayır dediler Berkay Bey. Anlamadan geçip. Anlamadan geçip. Doğru mu? Yine olmadı. Çanakkale'nin simgelerinden olan meşhur dizelerdir. Dur yolcu, nokta 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 nokta. Ne olabilir aradığımız o iki kelimeli cevabımız? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Birazdan görseli de ekranımıza gelecek. Şu an 100 puanımız var. Buyurun Tülin Hanım. Bilmeden geçip. Bilmeden geçip. Bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Görelim. Hayır dediler Berkay Bey. Sevmeden geçip. Oldu mu? Yine olmadı. Kutularımızdan bir tanesi daha açılıyor. Buyurun Elif Hanım. Varsa alırım. Gelmedi. Buyurun Berkay Bey. Yolmadan geçip. Efendim? Yolmadan geçip. Yolmadan geçip. Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha açıyoruz. 80 puana düştük. Buyurun Berkay Bey. Bilmeden gelip. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Bu kez oldu mu? Kutlarız. Evet, 400 puana taşıdı Berkay Bey'i. Bu arada görseli de ekranımıza geldi. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Tarihimizde çok önemli bir yeri vardı. Çanakkale'mizin ve Çanakkale Savaşları'nın bir kez daha emeği geçen tüm büyüklerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz efendim. Ben yolumuza. Buyurun Berkay Bey. Baştaki noktayı eminim hepimiz biliyoruz zaten de geliple geçip arasında kaldık. Yani bu soruyu bu kadar geç bilmek biraz kötü hissettirdi beni ama. Evet. Bana da aynı şekilde. O gelip geçip kısmına takıldık biraz. Evet, orada özellikle ilk kelimeye harflerden bir şey orayı tamamlamaya çalışmak epey vakit kaybettirdi. Sonunda Berkay Bey'den aldık puanı efendim. Tebrik ediyoruz Berkay Bey'i. Teşekkür ederim. Şimdi sıradaki sorumuzu alacağız. Tülin Hanım'la birlikte buyursunlar. Evet.
Rize'nin reisi. Rize 110 puan kazandırabilir. Eğitimden geliyor sorumuz. Aydın'da 1992 yılında kurulmuş yükseköğretim kurumumuzdur. Nokta 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 üniversitesi. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Tayfun Bey. Adnan Menderes. Adnan Menderes Üniversitesi. Görelim. Kutlarız. Liderlik koltuğundaki misafirimiz Tayfun Bey'den geldi. Adnan Menderes cevabı. Bir kez daha Allah rahmet eylesin diyelim. Ve sıradaki sorumuzu alalım Tayfun Bey'le birlikte. Sevgili yeğenim Deniz'in D'si. Deniz'in D'si 100 puan. Kategorisi spor olacak Tayfun Bey. Şöyle sorulmuş. Genellikle basketbol topuyla maç haricinde sıkça gösteri amaçlı yapılan harekettir. Nokta 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 top çevirmek. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Elif Hanım. Parmak ucunda. Parmak ucunda top çevirmek. 100 puan kazandırır mı? Kutlarız. Sporla ilgili sorulardan çekiniyordu Elif Hanım ama bu kez aldık Elif Hanım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tabloda son durum şöyle, bir süredir bakmamıştık genel tabloya. Tayfun Bey 670, Elif Hanım ikincilik koltuğuna geçti 410, Berkay Bey 400 ve Tülin Hanım 320. Tüm misafirlerimiz final şansını korurken Berkay Bey seçiyor. Trabzon'un T'si. Trabzon 120 puan kazandırabilir. Turizmden alacağız. Soru şöyle. Alanya'da bulunan, adını bir kraliçeden alan ünlü kumsaldır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Tayfun Bey. Kleopatra Plajı. Kleopatra Plajı. Görelim. Kutlarız. Final turumuza doğru ilerlerken Elif Hanım seçiyor bir kez daha harfimizi. Y harfi. Y harfi 120 puan değerinde. Sorumuz tabelalardan gelecekmiş Elif Hanım için. Kırmızı üçgen içinde siyah bir geyik figürü olan trafik levhasının anlamıdır. Nokta 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 geçebilir. Süremiz başladı. Yaban hayvanlar. Yaban hayvanlar geçebilir. Görelim. Olmadı. Kutularımızdan bir tanesini açalım dediğim an Berkay Bey. Canlı hayvanlar. Canlı hayvanlar geçebilir. Bu kez oldu mu? Yine olmadı. Kırmızı üçgen içinde siyah bir geyik figürü. Birazdan ekrana gelecek aradığımız trafik levhası. Ve bir kutu daha açıyoruz. 110 puana düştük. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 90 puan kaldı ve Tülin Hanım ben bilirim dedi. Vahşi hayvanlar. Vahşi hayvanlar geçebilir. Oldu mu? Kutlarız. Tülin Hanım da Elif Hanım da puanları eşitledi. İkincilik koltuğunu paylaşıyorlar. 410, 410. Tülin Hanım'a puan kazandıran tabelamız da ekrandaydı. Şimdi sorumuzu seçecek Tülin Hanım. Ş. Ş harfi 150 puan değerinde. Bilişimden gelecek bu kez şu sorumuz. Bilgisayarlarda silinen dosya veya klasörün geçici olarak saklandığı alandır. Süremiz başladı. Gelmedi. Geri... Buyurun Elif Hanım. Geri dönüşüm kutusu. Geri dönüşüm kutusu. Gerisi Tülin Hanım'dan duyduk.
tamamını da Elif Hanım'dan duyarak puan alır mıyız? Tebrikler. Galiba son anda canlandı Tülin Hanım. Evet, sağlık olsun diye. Evet. Zaten işi yazılım tarafında olan Elif Hanım'a gitti puan da. Tebrikler Elif Hanım. Teşekkürler. 560 puan oldu Elif Hanım. Şimdi Tayfun Bey seçiyor. Buyursunlar. Mardin diyelim. Mardin diyelim. 100 puan kazanabiliriz Mardin'den. Sinemadan geliyor sorumuz. 100 numaralı adam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban karakterinin aşık olduğunda yaşadığı durumdur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Berkay Bey. Ses kısılması. Ses kısılması. Berkay Bey'i 500 puana taşır mı? Tebrikler. Berkay Bey'e geçti. Soru seçme sırası. Buyursunlar efendim. Sivas'ın sesi. Sivas'ımızdan da 100 puan kazanabiliriz. Anlam bilgisinden gelecek Berkay Bey sizin için. Bir durumu safça kendinden yana iyiye yormaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. 100 puanlık sorumuzun cevabını ben bilirim diyen var mı? Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde de bu çerçevede tanımlanmış. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 70 puanımız var ve Tayfun Bey ben bilirim dedi. Özür dilerim, yok. Estağfurullah. Peki, gelmedi. Bir kutu daha. 60'a düştük. Bir kutu daha. Buyurun Elif Hanım. Hüsnü Kuruntu. Hüsnü Kuruntu. 50 puan Elif Hanım'a gider mi? Tebrikler. Efendim Tayfun Bey? Çok da bildiğim bir cevaptı. Evet, orada bir butona galiba gelecek gibi bir refleksle gittiniz ama olmadı. Evet, sağlık olsun evet. Diyelim. Elif Hanım güzel tamamladı ve elimizde kaldı son 8 soru. Herkes final şansını koruyor. Hatta epey yüksek herkesin final şansı. Buyursunlar Elif Hanım, sizinle başladık. N harfi. N harfi 160 puan kazandırabilir. Tabirlerden alacağız bu kez sorumuzu. Birinin bir konuda çok talep gördüğünü ifade eden sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. 160 puanlık sorumuzun cevabını ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Birinin bir konuda çok talep gördüğünü ifade eden söz. Bir kutu daha. 4 misafirimizin de hatırlayacağı o söz ne olabilir? Bir kutu daha. Bir kutu daha. 120 puanımız var. Bir kutu daha. Son 30 saniye doğru ilerlerken bir kutu daha. Birinin bir konuda çok talep gördüğünü ifade eden söz için bir kutu daha. Bir kutu daha. 80 puana düştük. Ben bilirim diyen var mı? 15 saniye. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Buyurun Tayfun Bey. Elini sallasa 50'si.
Elini sallasa 50'si. Şu an tüm rakipleri de kafalarını sallayarak onaylıyorlar bu cevabı. Tayfun Bey'in cevabını. 60 puan kazandırır mı? Tebrikler. Teşekkürler. 8 saniye kalmıştı. Tempoyu art, bir kutu daha, bir kutu daha, bir kutu daha derken bir ara yetişemeyeceğim diye korktum. Ama Tayfun Bey tamamladı. Tebrik ederiz. 850 puanda. Şimdi yeni soru vakti. Son 7 final turuna Tülin Hanım'dayız. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan 130 puan kazandırabilir. Sorumuz çevre kategorisinden geliyor. Toprak Dede adıyla anılan 2020'de kaybettiğimiz Tema Vakfı onursal başkanıdır. Süremiz başladı. Hayrettin Karaca. Hayrettin Karaca. Bu cevap Tülin Hanım'ı üçüncülük koltuğuna taşır mı? Görelim. Kutlarız. 540'la üçüncülük koltuğunda Tülin Hanım. Bu arada Hayrettin Karaca ile ilgili soruya bakarken Tema Vakfı'nda yer alan sözlerinden bir parça almıştık. Aktarmak isterim. Der ki, çok ödül aldım ama en büyük ödülüm iki tanedir. Bunlardan biri 2500 metre yükseklikte bir dağda bir çocuğun beni gösterip arkadaşlarına koşun koşun Toprak Dede gelmiş demesidir. Diğeri ise bir kula nasip olmuş en büyük ödüldür. Daha büyük ödül olacağına inanmıyorum. Bu ödül de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamdır. Her ödülün kişiye verdiği bir sorumluluk vardır. Ben bu sorumluluk altında yaşıyorum. Zaten beni çağıran da budur der. 2020'de kaybetmiştik. Bir kez daha Allah rahmet eylesin efendim Hayrettin Karaca'ya. Şimdi yeni soru vakti. Sorumuzu seçecek misafirimiz Tayfun Bey. Hakkari diyelim. Hakkari 90 puan kazandırabilir. Tescilli lezzetler. Bugün herkes bana çekime girerken ne sorduysa sorular oradan seçiyorlar. Tayfun Bey de tescilli var mı diye sormuştu. Geliyor efendim Tayfun Bey için. Kendine özgü tat ve aromaya sahip olan coğrafi işaret tescilli mandalinasıyla bilinen İzmir ilçesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Berkay Bey. Seferihisar. Seferihisar. 90 puanı Berkay Bey'e yazdırır mı? Tebrikler. Kutlarız. Final turuna kaldı 5 soru. Berkay Bey'deyiz. İkincilik yarışında da farkımız 20'ye düştü böylece. Buyurun Berkay Bey. Urfa'nın usu. Şanlıurfa'dan da 110 puan kazanma şansımız var. Birlikte bir söz arıyoruz. Sorumuz geliyor. Eli öpülenin el öpene söylediği çok yaşa anlamında bir sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Tülin Hanım. Varsa alırım. Öpe... Gelmedi. Buyurun Elif Hanım. Ömrün çok olsun. Ömrün çok olsun mu aradığımız cevap? Hayır dediler. Buyurun Berkay Bey. Varsa alırım. Yok. Gelmedi. Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Buyurun Tayfun Bey. Ömrün çok olsun. Ömrün çok olsun. Görelim. Elif Hanım'la Tayfun Bey'den aynı cevap geldi. Fakat buyurun Berkay Bey. Yaşın çok olsun. Yaşın çok olsun oldu mu? Ona da hayır dediler. Etrafında dolaşıyoruz. Aradığımız cevap kimden gelecek? Çok yakınız. Şu an 100 puanımız var tabloda. Bir kutu daha açılıyor. Buyurun Berkay Bey. Senen çok olsun. Senen çok olsun mu aradığımız cevap? Hayır dediler. Buyurun Elif Hanım. Yılın çok olsun. Yılın çok olsun görelim. Olmadı. Az önce verdiğimiz cevaplardan bir tanesinin kelimesi değiştiğinde aradığımız cevap gelecek. Buyurun Berkay Bey. Ömrün bol olsun. Ömrün bol olsun. İki kez çok olsun'u duyduk. İlk kez bol olsun'u duyuyoruz. Görelim.
Tebrikler. Kaldı elimizde 4 soru. Özellikle Elif Hanım'ın bazen mesela görüyorum, seyircilerimiz de soruyorlar. Ya birbirlerini nasıl duymuyorlar soru anında? O kadar odaklanıyorlar ki Elif Hanım aynı cevabı verdi Tayfun Bey'le. Ve doğru cevap da Berkay Bey'den geldi. Son 4 soru. Bir kez daha tabloya dönüyoruz. Tayfun Bey avantajlı. 850 ile liderimiz. Berkay Bey 680 ile final avantajını koruyor. Ve Elif Hanım 610 ile final şansını sürdürüyor. Tülin Hanım da 540 ile final şansını sürdürüyor. Buyursunlar, son 4 soruya başlıyoruz Elif Hanım'la. Ü harfi. Ü harfi 150 puan değerinde. Kurum ve kuruluşlardan gelecek Elif Hanım'ın sorusu. 1950'den beri var olan Yargıtay ve Danıştay üyelerinden oluşan, kısaltması YSK olan mercidir. Süremiz başladı. Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu. 150 puan kazanıp ikincilik koltuğuna geçer mi Elif Hanım? Görelim. Kutlarız. Finale son 3 soru. Tülin Hanım sizdeyiz. Pırasa'nın P'si. Pırasa'nın P'si en yüksek puanlı soruya, kalanlar arasında en yüksek puanlı soruya ihtiyacı vardı Tülin Hanım'ın. 120 puan ve deyimlerden geliyor efendim şu soru. Destek veya yardım istemek amacıyla birine başvurmak manasındaki deyimdir. Süremiz başladı. Kapısını çalmak. Kapısını çalmak. 120 puan kazanıp final şansını sürdürür mü Tülin Hanım? Görelim. Tebrikler. Şu ana kadar 42 soru cevapladık. Finalistler belli değil. Son 2 soru. Tabloya yeniden dönüyoruz. 850 Tayfun Bey, 760 Elif Hanım, 680 Berkay Bey, 660 Tülin Hanım. Şanslar devam ederken Tayfun Bey seçiyor. Güzel İstanbul. Güzel İstanbul'un iyisi diyor Tayfun Bey. 90 puanımız var. Sorumuzun kategorisi futbol Tayfun Bey. Geliyor efendim. Futbol sahasında köşe vuruşlarının yapıldığı alanı ifade eden geometrik şekildir. Süremiz başladı. Çeyrek daire. Çeyrek daire. Hem ilk turda hem ikinci turda yüksek bir performans izledik Tayfun Bey'den. Buradan da 90 puan kazanır mı? Tebrikler. Teşekkürler. Ve efendim artık dananın kuyruğunun kopacağı o son soruya geldik. Şu an Elif Hanım 760 puanda. Son sorunun sahibi Berkay Bey 680 puanda. Kalan harfimiz 80 puanlık. Berkay Bey 10 saniyede cevaplarsa puanlar eşitlenir, yarışma uzatmaya gider. Eğer Berkay Bey'den sekerse avantaj Elif Hanım'da şeklinde ilerleriz. Hazır mısınız Berkay Bey? Hazırım. Buyursunlar efendim. Bu akşamın finalistini mi belirleyeceğiz yoksa yarışma uzayacak mı, onu görmek için harf tablosu. Isparta'nın ısı. Isparta'nın ısı kaldı elimizde. Sorumuzun kategorisi oyunlarmış. Geliyor. Saklanan nesneye yakınlaştıkça veya uzaklaştıkça iki kelimenin söylendiği bir çocuk oyunudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Tülin Hanım. Sıcak, soğuk. Sıcak, soğuk. Tülin Hanım'dan gelen cevap Elif Hanım'ı finale taşır mı? Görelim. Kutlarız. Berkay Bey son soruya kadar taşıdı şansını ama buradan puan alamadık. Sağlık olsun diyelim Berkay Bey. Efendim tabloya dönecek olursak yine son ana kadar, son saniyeye kadar o heyecanı hissettiğimiz yarışta Tayfun Bey 940 ile finalde, rakibi ise 760 puanlı Elif Hanım. Kutlarız.
Yani bu akşam o kadar yakın seyretti ki tablo. Binin üzerine kimse çıkmadı ama bir yandan da 680 taban puanımız, çok yakın bir yarış izlettiniz. Teşekkür ederim. Herkes çok başarılıydı. Ve efendim bu akşamın üçüncüsü kim oldu? Gülin Hanım finalin eşiğinden döndü. 20 puanlık fark vardı. 740'la üçüncümüz. Berkay Bey de 680 puanla tamamladı Ben Bilirim'i. Tebrik ederiz. Evet, final turunda da puanlar birbirine çok yakın. Bakalım orada nasıl bir heyecan yaşayacağız. Oraya geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden Berkay Bey ne der merak ederim. Çok güzel bir ortam vardı burada. Önemli olan zaten eğlenmekti, güzel vakit geçirmekti. Onu da burada yaşadık. Teşekkür ederim size, ekibinize, arkadaşlara, herkese. Tekrar yarışmak istiyorum aslında, doyamadım diyebilirim yani. Bundan sonra sıcak soğuk oynayalım Berkay Bey. Ben, bir sonraki oyunda. Bayağı bir uzun bir süre unutmayacağım sıcak soğuğu zaten. Valla güzel yarıştınız ama işte bazen o heyecan arttıkça, evet, arttıkça. Çünkü ben gözlerinize bakıyordum. Hı-hı. Sanki her an bir sıcak soğuk gelecekmiş gibiydi. Tülin Hanım'ın, Elif Hanım zaten butona sert gitti orada. Güzel bir heyecan yaşadık. Teşekkür ederiz değerli katılımlarınız için. Berkay Bey ayaklarınıza sağlık efendim. Rica ederim. Sağ olun. Ve Tülin Hanım ne dersiniz bu akşam için? Her şeyden önce bütün ekibinize, sizlere çok teşekkür ediyorum. Tanıştığımıza, görüştüğümüze çok memnun oldum. Eğlenmek için gelmiştik. Farklı, güzel bir ortamdı. Güzel bir anı oldu bizim için. Ve bu arada ne diyebilirim? Kelimelerle ilgili bir oyun olduğu için Türkçenin, ana dilimizin önemine değinebilirim kendi adıma. Bugün Cumhuriyet Önemi romanlarını okuduğumuz zaman anlayamıyoruz. Sözlü kullanmamız gerekiyor. Aslında unutturulan kelimelerle bir milletin hafızası siliniyor bence. O yüzden kelimelerimizi unutmamamız gerekiyor. Türkçe'ye sahip çıkmamız gerekiyor diyorum. Bu konuda hepimize görev düşüyor. Özellikle bu son dönemdeki sosyal medyadaki yazışmalarla bu daha da olumsuz bir yönde ilerliyor. Sadece buna dikkat çekmek istedim. Teşekkür ediyorum hepinize. Biz teşekkür ederiz Tülin Hanım değerli mesajlarınız için. Şöyle de bir durum var. Galiba bu artık hani bir ulus olmanın en önemli simgelerinden biri. Aynen öyle. Bu herhalde insanların gönlüne, yüreğine, karakterine işlemiş. Biz Ben Bilirim ve Ben Bilirim gibi programların da ekranda seyirci nezdinde bir karşılık bulmasında temel nedenlerden biri. Sağ olsunlar seyircilerimiz yola çıktığımız andan itibaren hiç bizi yalnız bırakmadılar. İnşallah program sayıları artar. Dediğiniz gibi elimizden geldiğince biz öğrendiğimizi ya da öğrenmeye çalıştığımızı aktarmaya çalışıyoruz. Beraber de aynı zamanda bir eğlence ortamı oluyor. Çok teşekkür ederiz hassasiyetiniz için, mesajlarınız için Tülin Hanım. Biz çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sağ olun efendim. O zaman izninizle biz artık son sorularımıza, final turumuza geçelim. Arada sadece bir soruluk fark var. Bir soru öndeki Tayfun Bey mi yoksa bir soru geriden gelip Elif Hanım mı? Hadi birlikte finale geçelim. Tekrar çok teşekkürler efendim. Ben Bilirim de günün birincisini belirlemek için artık final turumuza geldik. Son sorularımızı cevaplayacağız. Avantaj bir soruyla Tayfun Bey de, ilk kategorimizi de Elif Hanım seçecek. Hazır mısınız Elif Hanım? Hazırım. O zaman buyursunlar bu akşamın final turu kategorileri. Festivaller, sağlık, tarih, diziler ve genel kültür var. Hangisiyle başlayalım Elif Hanım? Diziler, S. Diziler, cevapta Samsun'un S'sini göreceğiz. Sorumuz şöyle. Ercan Yazgan, Halit Akçatepe, Ayşen Guruda gibi usta oyuncuların rol aldığı 36 çocuklu aileyi anlatan dizidir. Süremiz başladı. Kaygısızlar. Kaygısızlar. Cevap doğruysa Elif Hanım yeni liderimiz olacak. Kaygısızlar görelim. Kutlarız. Final turumuzun ikinci sorusu için Tayfun Bey'deyiz. Diziler Nide bitirelim. Peki efendim, dizileri bitiriyoruz Nide ile. Cansu Dere, Gonca Vuslateri ve küçük oyuncu Beren Gökyıldız'ın oynadığı 2016'da yayınlanmış dizidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Elif Hanım. Anne. Anne.
Cevap doğruysa Elif Hanım farkı 2 soruya yükseltecek. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Süre dolduktan sonra siz butona... Son anda geldi. Evet, sağlık olsun diyelim Tayfun Bey. Evet. Tebrik ederiz Elif Hanım'ı. Elif Hanım final turunda 2'de 2 yaptı. Şimdi kendi kategorisine gidiyor. Sağlık E harfi. Sağlık E harfi şöyle sorulmuş. Geçmişte kadın hastalıkları dalının yerine kullanılan isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda buyurun Tayfun Bey. Bevliye. Bevliye. Geçmişte kadın hastalıkları dalının yerine kullanılan isim bevliye ise fark bir soruya düşer. Bevliye mi? Görelim. Hayır dediler. İki misafirimizin birer buton hakkı kaldı. Bu soruda 3 kutu açma hakkımız var. Birini açıyoruz. Bir kutu daha. Ve açabileceğimiz son kutumuz da açılıyor. Kaldı 10 saniye. Üç saniye, iki saniye, bir saniye ve buradan puan alamadık. Acaba ne olabilir? Arapça kökenli girişi kadın anlamına gelen bir cevabımız vardı. Bakalım neymiş o cevap? Nisaiye'ydi aradığımız cevap. Buradan puan alamadık. Yola devam ediyoruz. Böylece elimizde kalan soru sayısı 7. Farkımız 2 soru Elif Hanım lehine. Tayfun Bey seçecek. Genel kültür Bursa. Genel kültür Bursa sorusu geliyor. Dinlenme sırasında sarf edilen bireyin varlığını sürdürmek için tükettiği minimum enerji miktarıdır. Nokta nokta metabolizma. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Elif Hanım. Bazal metabolizma. Bazal metabolizma. Kırmayayım da butonu. Bazal metabolizma. Görelim. Kutlarız. Yine Elif Hanım'dan geldi aradığımız cevap. Fark 3 soruya yükseldi böylece. Daha elimizde 6 soru var. Tayfun Bey şansını sürdürüyor. Kategorilere gidiyoruz. Hangisini seçelim Elif Hanım? Festivaller L. Festivaller L harfi ekranda sorumuz. 2021'de 40. kez düzenlenen birinciye Altın Lale ödülünün verildiği organizasyondur. Nokta 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 festivali. Süremiz başladı. İstanbul Lale Festivali. İstanbul Lale Festivali. Görelim. Hayır dediler. Bu sorumuzda 4 kutu açma hakkımız var. 2021'de 40. kez düzenlenen festivali arıyoruz. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Son 10 saniye ve açabileceğimiz son kutu gelmeden Tayfun Bey buyurun. İstanbul Film Festivali. İstanbul Film Festivali. Elif Hanım Lale Festivali'ne gitmişti. Tayfun Bey Film Festivali ile farkı 2 soruya düşürür mü? Görelim. Tebrikler. Kaldı 5 soru. Fark 2 soru. Sorumuzu seçecek misafirimiz. Buyursunlar Tayfun Bey. Sağlık. Sağlık. Cevapta göreceğimiz harf K harfi ve geliyor efendim. Tıpta bir mikrobun vücuda girmesiyle hastalığın belirmesi arasında geçen süredir. Nokta nokta dönemi. Süremiz başladı. Kuluçka.
Kuluçka dönemi. Tayfun Bey farkı bir soruya düşürür mü Kuluçka dönemi cevabıyla? Görelim. Kutlarız. Kaldı elimizde 4 soru. Fark 1 soru. Alan toplu halde alıyor. Arka arkaya alıyor cevapları, puanları. Tebrik ederiz Tayfun Bey. Teşekkür ederim. Şimdi kategorilerdeyiz. Elif Hanım sizinle. Genel kültür F. Genel kültür F harfi ekranda. Etkilenmek, olgunlaşmak, esinlenmek manalarındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Feyz almak. Feyz almak. Cevap doğruysa Elif Hanım farkı iki soruya taşıyacak. Görelim. Tebrikler. Kaldı 3 sorumuz. Fark 2 soru. Tayfun Bey'e dönüyoruz. Kategorilere gidiyoruz. Festivaller A harfi. Peki efendim. Bu kategorimizi de A harfiyle tamamlıyoruz. 1994 yılından beri uluslararası Dede Korkut kültür ve sanat şöleninin yapıldığı ilimizdir. Süremiz başladı. Kayseri. Kayseri. Cevap doğruysa Tayfun Bey farkı bir soruya düşürecek. Kayseri. Görelim. Olmadı. Buyurun Elif Hanım. Karaman. Karaman. Bu kez cevap doğruysa Elif Hanım ben bilirim de bu akşamın birincisi olmayı garantileyecek. Karaman. Oldu mu? Hayır dediler. İki misafirimizin birer buton hakkı var. Bu soruda iki kutu açma hakkımız var. Bir tanesini açalım. Açabileceğimiz ikinci ve son kutu da geliyor. Buyurun Elif Hanım. Gelmedi. Sadece Tayfun Bey'in hakkı kaldı. Son 10 saniye. Aradığımız ilimiz 6 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve Tayfun Bey de butona gitmedi bu sorumuzda. Köklü bir geçmişi var. 1994 yılından beri uluslararası Dede Korkut kültür ve sanat şöleninin yapıldığı ilimiz. Kayseri'ye gittik. Başka? Elif Hanım siz Karaman dedi. Karaman'a gittiniz. Peki aradığımız cevap neresiymiş? Birlikte görelim efendim. Bayburt'tu aradığımız cevap. Böylece ben bilirim de kritik eşiğe geldik. Kalan soru sayısı 2, farkımız 2 soru. Buyursunlar Elif Hanım sizdeyiz. Tarih Zonguldak'ın Z'si. Tarih Zonguldak. Ve sorumuz şöyle sorulmuş. Atatürk'ün 28 Mayıs 1919'da işgallerin protesto edilmesi için mitingler yapılmasını istediği yazıdır. Nokta nokta genelgesi. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda sadece bir kutu açma hakkımız var. Cevap Elif Hanım'dan gelirse Elif Hanım gün birincisi olacak. Tayfun Bey'den gelirse Tayfun Bey şansını sürdürecek. Kimseden gelmezse de Elif Hanım birincimiz olacak. Ve o açabileceğimiz tek harfi açıyoruz. 8 saniye. Buyurun Tayfun Bey. Havza genelgesi. Havza genelgesi. Cevap doğruysa Tayfun Bey şansını son soruya taşımış olacak. Atatürk'ün 28 Mayıs 1919'da işgallerin protesto edilmesi için mitingler yapılmasını istediği yazı Havza genelgesi mi? Görelim. Kutlarız. Efendim bu akşam da 53 soruyu geride bıraktık. Birinciyi belirlemek
54. sorumuza kaldı. Bu arada bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ü de efendim. Ve artık birinciyi belirleme vakti. Hazır mısınız Tayfun Bey? Hazırım. Puan önceliği avantajı Elif Hanım'da, soru avantajı Tayfun Bey'de. Geliyor efendim kategori ekranımız. İ harfi. İ harfi tarih kategorisinden kaldı. Son soru elimizde. Buyursunlar. Osmanlı İmparatorluğu döneminde eyaletlere atanan, askeri ve sivil yetkileri olan yüksek dereceli görevlidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bir kez daha butona gitmeniz gerekecek Tayfun Bey. Şu an aktif. Buyurun Tayfun Bey. Beylerbeyi. Beylerbeyi. Cevap doğruysa Tayfun Bey geride girdiği son sorudan avantajlı çıkıp bu akşamın birincisi olacak. Beylerbeyi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Efendim yine çok heyecanlı bir final turuydu. Tayfun Bey bir soru avantajlı başlamıştı finale. Arkasından Elif Hanım öne geçti, farkı artırdı. Devamında Tayfun Bey farkı azalttı. Ve son soruda birincimiz belli oldu. Nihai tablo şöyle. 1740 puanla Tayfun Bey birincimiz. 1560 puanla da Elif Hanım ikincimiz. Kutlarız. Tebrik ederim. Ne dersiniz Elif Hanım bu akşam için? Açıkçası çok hani finale kalacağımı bile düşünmüyordum. Aşırı keyif aldım. Yani televizyon karşısında da zaten çok keyif alıyordum ama burası daha başkaymış. Burada birebir oynamak daha farklı. Ortam da çok güzeldi. Yarışmacı arkadaşlarla da böyle başa baş gitmemiz vesaire o heyecan daha da artırdı eğlenceyi bence. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli vakit geçirdim. Güzel bir anı oldu benim için. Biz teşekkür ederiz Elif Hanım. Yükselen bir grafiğiniz vardı. İlk turu yanlış hatırlamıyorsam 4. sırada tamamlamıştınız. Arkasından sürekli bir artan performans devamında gayet iyi yarıştık. Finalde de birinciliğe çok yaklaştı Elif Hanım ama zaten çok yakın puanlarla tamamladık. Evet. Tebrik ederiz bu akşamki performansınız için efendim. Teşekkür ederim. Ve Tayfun Bey son dakika golüyle bu akşamın birincisi olan misafirimiz. Tebrik ederim öncelikle Tayfun teşekkür Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne dersiniz bu akşam için? Valla son soruya gelirsem önceki günlerdeki bir cevaptan yakaladım. Beylerbeyi semtti sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam şeyi sormuştuk. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Beylerbeyi sormuştuk. Evet. Oradan yakaladım. Her şey çok güzel. Hani klişe gibi olacak ama herkese çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başta size. Çok sağ olun. Arka planda ilk baştan arayan, bizimle iletişime geçen bütün arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Çok eğlendim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun. Çok sağ olun Tayfun Bey. Güzel yarıştık. Keyifle yarıştık. Evet. Ağırlamak bizim için şerefli, onurlu. Ayaklarınıza sağlık. Bu arada ödülünüzü de takdim edelim Tayfun Bey. Sevgili seyirciler, bu akşam da yine son ana kadar, son saniyeye kadar heyecanlı yaşadığımız bir yarış izlettiler. Sağ olsunlar misafirlerimiz. Tayfun Bey 1740 puanla Ben Bilirim'in bu akşamki birincisi. Ödülünüzü takdim edelim. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle Tayfun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim siz de Ben Bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Tekrar tebrik ederim.